Moskova'dan biletinizi alıyorsunuz. Yarım saatte bir tren kalkıyor Moskova'nın merkezine. $100 60 burada arkadaşlar. 60'a böldüğünüzde dolar fiyatı. Masamlar $4. Türkiye'den çok daha ucuz. 0.5 sent. Yapamadık artık yani. Siz asla olmayın. Toplam burası ne kadar biliyor musunuz? 190 rubles. Yani 190'ı 62'ye bölersek $3 yapıyor. Vizemi Bahçeli Bin Cadde'den az önce aldım. Şimdi kendime bir Rusya vizesi kahvaltısı ısmarladım. İstanbul'dan yurt dışına gitmeye bakıyoruz Fener'de şimdi. Şuradan direkt uçsak ne var? Arkadaşlar merhaba. Sonunda Moskova uçağına geldik. Birazdan Moskova'ya uçacağız. 4 saatlik uçuşumuz var. Bayağı da bir rüzgarlı hava şu anda. Şoktayım. Rusya Domodedovo Havalimanı'na indik ve hiç kimse ayağa kalkmıyor. İnanılmaz. Son Finlandiya'ya mı indik? Böyle bir Denmark'a mı indik yani? Baksana abi kimse kalkmıyor ya. Ben kalkayım mı bir şey? Gel gidelim. Domodedovo Havalimanı'na indik. Tren istasyonunu arıyoruz şu anda. Bir de bir ruble almamız gerekiyor. Yazmıyor değil mi change office falan? Ha soldan ki ne? Ha exchange diyor sol. Turn left. Final exchange. Abartma ya ben alacağım ama. Nasıl kardeşim Moskova haritası? Bakıyoruz, inceliyoruz. Metroyu çözeceğiz öncelikle. Hangi durakta indir, ne yapılır? Buna inanabiliyor musun gerçekten kanallar, çözeceğine? Ben net bir harita gurmesiyim. Göstersene arkadaşım. Küçük halini arkadaki. Şu ağa şu. Şurası. Çok, çok benlik bir iş bu arada. Metro konusunda iyiyimdir yani. Ülkelerin metro haritalarını çizerim. Kadınların da. Burası havalimanındaki tren istasyonu. Buradan direkt buralardan biletinizi alıyorsunuz. Yarım saatte bir tren kalkıyor Moskova'nın merkezine. Moskova şehir merkezi buradan
50 kilometre civarında. Burada saat bilgisi var. 5'te tren kalkacak mesela. 48 dakika sonra merkeze ulaşıyor. Buradakilerin fiyatı 450 ruble. Bir de burada fakirlerin kullandığı bir tren daha var. Bu hızlı gitmiyor. Bu 1,5 saatte gidiyormuş. Bunun fiyatı da 146 ruble. Yani 3'te 1 fiyatına yine şehir merkezine gidiyorsunuz. Biz buna bineceğiz. Türkiye ekonomisi gezginleri olarak vaktimiz de bol zaten. Buradan güzelce binip geçeceğiz. Bileti de hemen şuradaki teyzeden aldık. Şurada da var şeyde. Oradan da alabiliyorsunuz. Şu marketten de buraya fotoğraflarını koyarım. Ucuz yollu şey aldık. Meyve suyuyla böyle pastane işleri gibi şeyler aldık. Böyle bekliyoruz. Bizim bu fakir trenimiz de çeyrek geçe falan kalkacak. Tren istasyonu böyle gayet basit. Havalimanından çıkıyorsunuz. Dümdüz geliyorsunuz. Zaten tabelalar gösteriyor. İngilizce train yazıyor. Oradan hemen bulursunuz. Ya da kıpkırmızı her yerde. Sembolik kırmızı. Direkt görürsünüz zaten burayı. Az önce belirtmiş olduğum hesaplı tren bu. Yandaki hızlı tren 3 katı olan. O 5'te kalkacak. Bizimki de 12 gece kalkacak. Bu Hogwarts'ın tren garına benziyor Harry Potter'daki gibi. Çok güzel bir ortam var. İçeri gireriz birazdan. Mustafa içine girmiyor muyuz? Ben binelim. He? Evet evet. Halkın yol olduğu bir yerden girelim. Aynen. Biraz usçamızı geliştirelim. Haraşo. Gir bakayım, düdük falan çalıyor lan. Aha. Şey diyebilir miyiz? Çarlık Rusyası kapısı. İçi de güzel. Kapı bulmacalarla dolu. Aa, boşmuş bayağı. Çok acayip içi, değil mi? Dev gibi. Neden ama ya? Mesela ben burada uyudum.
da ilk sabahımız. Dün gece Moskova'da biraz dolaştık, gezdik. Şu anda merkeze 1,5 kilometre uzaklıkta bir hostelde kalıyoruz. Interkub diye. Linkini bırakırım. Tatlış bir hostel, tertemiz. Şimdi markete gidiyorum. Pasta, börek bir şeyler alacağım. Burada bir kahveci varmış. Caddedeki evlerin hepsi çok güzel. Moskova'da güne başlamak da çok güzel. Böyle şehirlerde, yabancı şehirlerde erken uyanmayı gerçekten ekstra seviyorum. Mustafa uyuyor tabii şu an. Ben iyice erkenci kuş. Bugün Kızıl Meydan, Kremlin Meydanı'nı gezeceğiz. Moskova'nın en turistik yerlerine. Dün akşam gördük, kafayı yedik, bayıldık. İnanılmaz bir mimari var. Kafayı yedik. Bugün de maalesef biraz bulutlu. İnşallah çok yağmur yağmaz. Süpermarkete geldim şu anda. Buradaki kısım malzemeleri var. Ruble fiyatları. Biz 1 dolar 60 ruble arkadaşlar. 60'a böldüğümüzde dolar fiyatı. Kruvasanlar 4 dolar. Burası bir tık pahalıymış. Mesela şu tartlar 200 ruble. 3,5 dolar. Burada sandviçler var. 300 ruble. Kahvaltı bu şekilde çözebiliriz. Kahveler 200 bandında. Kuşlar öldüğümüzde 2,5 dolar falan. Burası şey, Makro Center tarzı bir şey. Ürünler, paketler hep şey oldu. Havamız güzelmiş. 1 dolar bile değil, 75 sent falan. Çarpı 1 dolar 10 sent gibi. Buz alabilirim. Çıkayım da yan tarafa gideyim. Hazır baba burası. Burası Türkiye'nin şeyi, Makro Center'ı. İleride bir market daha var. Burası daha ucuz yolda. Oraya bakarız. Diğer market de burası. Zaten raflardan falan belli. Bir tık Bima 101 tarzı. İsmi bu. Ne yazdığı hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen Öz Ruslar falandır ismi. Burada martılar da çok popüler. Her yer o kadar uzak ki birbirine. Sabah 8'de açılıyormuş, 11'de kapanıyormuş burası. Buradaki fiyatlar daha ucuz gördüğünüz gibi. 62 ruble 1 dolar demiştim az önce. Bunlar falan Türkiye'den çok daha ucuz. 0,5 sent. Yani 7-8 liraya, 9-10 liraya bunun hepsini alabiliyorsunuz. Ekmek mesela yarım sent falan yapmışlar. Donutlar var burada. Yine 1 dolar bile yapmıyor, 75 sent falan. Bunlardan ben toplayayım biraz şimdi. Kahvaltılarımızı marketten aldım. Burası kazık alındı. Burada daily'den almıyoruz. Zaten daily yazmasından da belli. İngilizce show. Kahvaltılıkları aldım. 2 tane tuzlu, patatesli, peynirli börek. Böyle. Bayağı büyük. Uzun bir kol böreği. Burada da bir donut var. Bir de vişneli bir tart aldım. Toplam burası ne kadar biliyor musunuz? 190 rubles. Yani 190'ı 62'ye bölersek 3 dolar yapıyor. Gördüğünüz gibi işte bir iki kişilik kahvaltıyı 3 dolara çözebiliyorsunuz. 3 dolar da kaç yapıyor? 54 TL yapıyor şu anda. Yani gördüğünüz gibi pahalı değil arkadaşlar Moskova. Tabii ki pahalı yerleri var ama işte bazı şeylerden fedakarlık ederek mesela biz şimdi bu sabahı 3 dolarla hallettik. Akşam güzel bir yerde, lüks bir yerde yemek yiyeceğiz. Böyle böyle maliyetler karşılanabiliyor. Hostelde şu anda çay kahve servisi de var ücretsiz.
Yemeklere de para vermeyeceğiz. Seviyorlar bu hayatı, martılar şeyler. Dinledim boynu bükük martılar. Oh, yağmur başladı. İnşallah çok yağmaz. Hadi bakalım, kahvaltı sonrası Kızıl Meydan'da görüşürüz. Ya güzelim, yok mu şöyle bir indirimimiz ya? Tamam hadi, just calculate it. Günaydın, kahvaltılar yapıldı hostelde. Şimdi tren garına sen petersin. Tren biletini alacağız yasaklı. Bir de bir hat alacağız. Şey yapamadık artık yani. Siz asla olmuyor internetsiz. Hiçbir şey olmuş. 2,5 saatte de metroya inmeye çalışıyoruz. Bakalım, yine bizi bir gergin anlar bekliyor bilet almaya. Arkadaşlar planlı olun. Planlı olun değil yani. Yaptırım olmasın yani. Mastercard, Visa. Kartlarımız olmadığı için şimdi Rus teyzelerle bayağı var aldım. Sen konuşurken çekeceğim bu sefer. Hadi görsünler neler çektiğimi. Tren istasyonuna geldik. St. Petersburg bilet alacağız. Mustafa arkadaşımız bize yardımcı oldu. Abi indir. Çocuk en baştakine mi basmıştır diyor. Arkadaşlar kuşetli bir Doğu Ekspres bu arada yukarıya bırakıyoruz Macitilli arkadaşımız. Batı Ekspres sayılır. Petersburg için. Rusya'da yapılması gereken deneyimler. Moskova'dan St. Petersburg'a yatılı bir şekilde seyahat edin ve otel parasından yırtın. Ama şimdi şöyle bir yanı var. Şimdi hadi bu derdini anlat da göreyim bakalım. Gördüğünüz gibi teyzeler falan, bunlarla İngilizce konuşmak cidden çok zor. Bakalım yani vize almaktan daha zor değil mi? Vize almak. Metro Bey ne yapıyorsunuz ya? Tarihi bir yerde, Kızıl Meydan'dayız. Müthiş yapılar var, fotoğraf çekmeye bakmaya doyamıyoruz. Devlet Tarihi Müzesi. Karşıda Kazan Katedrali. Kremlin Sarayı. Karşıda da Moskova denildiğinde akla gelen ilk Aziz Vasile Kilisesi. Mükemmel bir meydan.